Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi. Bugün sizlerle Alzheimer lazeri anlatacağız. Alzheimer lazer halk arasında gözü çizdirme olarak tanımlanır. Aslında göz çizdirme olayı değildir. Bundan 20 yıl kadar önceki bir teknolojide Alzheimer lazer imkanımız olmadığı dönemde evet bir çizdirme gözün kornea kısmında ufak çizikler oluşturmak suretiyle miyop ve astigmatlarda uygulanan bir yöntemdi. Oysa ki bu artık tarih oldu. Çok yüksek teknolojideki cihazlar sayesinde gözün yine en üst kornea tabakasında yeniden şekil vermek suretiyle yapılan işlemlerin tamamına Alzheimer lazerle düzeltme işlemleri deniyor. Ve bunların değişik çeşitleri mevcuttur. Uygulanan cerrahi yönteme göre en popüler olan LASIK yöntemi ve diğerleri kliniğimizde oldukça başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Alzheimer lazer cerrahilerinin asıl amacı kullanmakta olduğunuz gözlüklerden sizi kurtarmak ve hayatınıza gözlüksüz, konforlu bir yaşam sunmak. Ve buradaki en önemli husus her göz için Alzheimer lazerin uygun olmadığı hususudur. Alzheimer lazer sizleri gözlüklerden kurtarır. Ancak Alzheimer lazer takdir edeceğiniz üzere her göz için uygun değildir. Belirli tetkikler yapılır. Gözün özellikle Alzheimer lazerin uygulanacağı en dış kornea tabakasının bizim yapacağımız bu cerrahiye elverişli olması gerekmektedir. Yapılan topografik yani kornea haritalandırma yöntemleriyle ön ölçümleri yapılır. Risk analizi bu şekilde belirlenir. Riskli olmayan gözlere yapılan bu cerrahilerde sonuçlar oldukça yüz güldürücüdür ve hayatını hastalar gözlüksüz ve konforlu bir şekilde devam ettirirler. Alzheimer lazer için özel bir yaş aralığı var mıdır? Evet vardır. Tıbben 18 yaşından sonra Alzheimer lazer ameliyatları yapılabilir. Ancak klinimizde biz pratik uygulamalarımızda 20 yaş sonrasında bu lazer cerrahilerine başlıyoruz. Tercih ettiğimiz yaş aralığı 18-55 yaş aralığıdır. 20 yaşından itibaren daha çok kliniğin oturmuş olması, gözlük numarasının stabil yani artık hareket etmiyor olması bizim için en önemli hususlardan bir tanesidir. Tabii ki Alzheimer lazere karar verirken ön ölçümler, değerlendirmeler yapılır. Bunlar hepsi birlikte değerlendirilir. En önemli burada altına çizmek istediğimiz husus şudur. Hastalığın, göz bozukluğunun ilerlemesini durdurması önemlidir. Ki 18 ay boyunca gözlük numaralarınızın ilerlememesi ve artık stabil yatay seyir seyretmesi bizim bu cerrahi için artık sizleri iyi bir aday haline getirir. Alzheimer lazer ameliyatından sonra dikkat etmeniz gereken hususlar vardır. Yapılan bu cerrahiden sonra dokunun tekrar orijinal haline gelebilmesi için sizlere damlalar önerilir. Bu damlaları çok uzun olmayan bir süre içerisinde kullanırsınız. 2 ila 4 hafta kadar bu damlalar kullanılır. Bu iyileşmeyi hızlandırır ve gözün gözlüksüz bir şekilde hayata devam edebilmesi, hastanın konforunun en üst seviyede tutulması ve cerrahi başarının sonuçlandırılması açısından önemlidir. Gördüğünüz gibi damlalar hayat boyu veya aylar süren bir süreçte değil, kısa bir süre kullanılır. Ve bu damlalar da gün içerisinde damlatılır. Uykuda damlatmaya gerek yoktur. Kontroller yapılır ve bu kontroller neticesinde sizlere damlaların ne sıklıkla kullanacağınız ve damlaların ne zaman bırakılacağı anlatılmaktadır. Alzheimer lazer kimlere yapılmaz? 18 yaşından küçüklere ve genellikle 55 yaşın üstündeki hastalara tercih etmemekteyiz. Hamilelik gibi durumlarda, hamileliğin sonlanmasından 6 ay sonrasına kadar Alzheimer lazeri tercih etmemekteyiz. İleri derecede kuru göz, gözyaşı fonksiyon bozuklukları olan hastalarda yine Alzheimer lazer için iyi aday olmamaktadırlar. Şeker hastalığı gibi, korneada özel hastalıkların bulunması gibi durumlarda da biz Alzheimer lazer tercih etmediğimiz durumlar arasındadır. Eğer ki göz bozukluğu ilerlemeye devam ediyorsa, yatay ve sabit bir duruma geçmemişse yine Alzheimer lazerin uygulanması için bir süre daha beklenmesi uygun olacaktır. Alzheimer lazerde iki gözü aynı anda mı yapılır sorusu çok sorulmaktadır bize. Evet, her iki gözde aynı seansta tedavi edilir ve iki gözde aynı sürede iyileşmeye
başlar. Katarak ameliyatlarından farklı olarak iki gözün de aynı anda yapıda olması hasta konforu açısından oldukça yüz güldürücü ve memnuniyet vericidir. Uyuşturma süreci ve ağrı olup olmaması yine bize sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesidir. Damlayla uyuşturmak suretiyle yapılır. Hastayı bayıltmak gerekmez. Çok endişesi, korkusu olan hastalarda bazen sakinleşmeleri için ameliyat öncesinde bazı sakinleştiriciler verebiliyoruz ağızdan hap olarak. Ancak ameliyatın kendisinde herhangi bir iğne uygulaması söz konusu değildir. Damla anestezisi ile topikal anestezi dediğimiz bu işlem gerçekleştirilir ve ameliyat esnasında hastamız herhangi bir ağrı, acı duymaz. Lazer ameliyatı olan bir hasta başka bir ameliyat ileride gerekirse olabilir mi? Evet, her türlü ameliyatı, katarak ameliyatı da dahil olmak üzere ileriki hayatında karşılaşırsa her türlü ameliyatı olabilir. Lazer ameliyatı olmuş olması ileride geçireceği ameliyatlara hiçbir şekilde engel oluşturmaz.